Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba. Bugün size akülerdeki voltaj farklarını eşitlemeyi göstereceğim. Bu arada aklıma gelen başka konular var. Mesela şarj aletinin belli bir saat sonra kapatılması, bu ne gibi zararları var? Onları anlatacağım. Şarj olması için akülerin neden eşit kapasitede şarj olması gerektiğini anlatacağım. Bunun için akülerin nasıl eşitleneceğini göstereceğim size. Şu anda bir tane akümü ölçümünü görüyorsunuz. Şu anda 14.54 voltta. Diğer bir tanesini ölçüyorum. 14.42. 14.52. Yani arada belki 0.10 volt var ama bunlar amper anlamında. Şarj olurken, deşarj olurken, her şarj deşarj yaptığımızda arası giderek açılmakta ve bir akü diğerini bozmakta. Bunlar sıfır akü. Sıfır aküleri taktığımda ilk şarjımda 40 kilometre gitti, 45 kilometre gitti. Daha önce bu işlemi bir kez tekrar ettim. Akü eşitlemeyi size göstereceğim. Akü eşitlemeyi neden yapıyoruz? Göreceksiniz farkını. Şu anda 65 kilometre gitti. İkinci denememi yaptım. Gene 65 kilometre gitti. Üzerinde 5 tane aküsü var. 20 amperlik 12 volt. Motorumuz 3500 watt. Yani normal şartlarda 3500 wattlık akülerde 65 kilometre ben pek duymadım. Açıkçası 1000-1200 watt, 2000 wattlıklar gidiyor. 55-60 kilometre civarında. Bu işlemi yaptıktan sonra sizin de performansınızın artacağına inanıyorum. Yalnız akülerimin hepsi aynı ayarda sıfır arkadaşlar. Siz de elinizdeki akülerle bunu deneyebilirsiniz. Eğer ciddi anlamda akünüzün bir tanesi ölüyse diğerlerini de bozacaktır. İyi olan akünüzün şarjı aşırı şarj olacaktır. Kötü akü şarj olmayacağı için örnek veriyorum, 14.60 voltta bunu kesmesi gerekirken diğer akünüz 15-16 volta çıkacaktır. O da bir an önce bozulmasına sebep olacaktır. Erken zamanda akülerinizi bitirecektir. Bu işlemi tekrar ederek arkadaşlar akülerinizin performansını en üst düzeye getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu akülerin ömrü 5 sene 6 sene deniliyor. Fakat bizim kullanımımıza göre şu şartlarda 2 sene gitmemekte. Yani 2 seneden sonra arıza çıkarmakta. Sebebi ise bu. Bir ikincisi, şarj aletlerine yapılan zamanlayıcı veya hani şu yeşil yanınca komple elektriğini kapat dediğimiz olay arkadaşlar, bu elektriği komple kapatmıyoruz. Nedenini ben size şöyle anlatacağım. Kağıda çizmiştim. Şimdi akülerimiz 14.4 volta kadar 5 amper sabit akımda şarj ediyor. Akıllı şarj cihazı o, gördüğünüz hemen hemen %99'u akıllı şarj cihazı. Bu akünün %80 kapasitesini şarj ediyor arkadaşlar. Siz şurada elektriği kestiğiniz zaman kalan %20 kapasite şarj olmuyor. 14.4 voltta bu devam edecek. Akım bu arada aşağı düşüyor arkadaşlar. Nereye kadar düşüyor? 200 miliampere. Yani burada bir yükleme yapmıyor. Sizin akünüzün bir tanesi veya iki tanesi bozuk olduğu için şarj aletini stop etmiyor. Bunu zaten aküde problem var demektir. Değiştirmek zorundasınız. Zaten çok kısa sürede elinizden çıkacaktır. Bundan sonraki kısımda da şuraya geldikten sonra da örnek veriyorum, 13.8 veya 13.6 voltta damlama şarjı yapıyor, tutuyor. Hepsini eşit seviyeye getirmeye çalışıyor. Ha, biz şu anda ne yapmaya çalışacağız? Benim size göstereceğim. Örnek veriyorum, şöyle akülerin durumu diyelim. Aralarında küçük küçük farklar var. Bunları nasıl eşit seviyeye getireceğiz? Hemen size onu göstereceğim. Akümüzün şarjını durduruyoruz. Zaten akülerim dolu. Ben göstermek amaçlı yapmıştım. Akülerimizi yerinden sökeceğiz arkadaşlar.
akülerimizi yerinden söktük. Söktükten sonra şöyle baştan hemen bir ölçelim. 13.66 13.63 13.75 Gördüğünüz gibi hepsi farklı. Şu baştakini ölçelim. 13.69 Bunların hepsinin eşit olması gerekiyor. Eşit olması için bakın şu şekilde iki tane elektrik teli hazırladım arkadaşlar. Bunları tek tek bütün hepsine paralel şekilde bağlayacağız. Diğerini de bağlayacağız. Bu şekilde hepsini paralel hale getirdik. Kapasiteleri birbirine denk olduğu için hiçbir problem çıkmadan azıcık aradaki farkı da ne yapmış olacağız? Eşitlemiş olacağız arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. 13.59 13.60 civarında voltaj var. O aradaki küçük farklılıkları bu şekilde bekleyerek gidermeye çalışacağız. Bir saat kadar ben böyle bekleyeceğim. Ondan sonra çıkartıp tekrar ölçeceğiz. Hep beraber göreceğiz ne olduğunu. Bunlar eşitlenmeye devam ederken buradan selam ediyorum. Usta TV kanalındaki kardeşlerimize de. Daha önce başka yerde de bu şemayı bulmuştum. O arkadaşlar yapmışlar. Onların kanalından izleyebilirsiniz. Şeması şu elimde. Bu eşitleme işlemini elektronik devre olarak elektronikten anlayan arkadaşlar yapmak isterlerse elektrikli bisikletleri var veya solar şarjları var. Güneş enerjili şarjları var. Hepsinin şu şekilde aynı voltajda şarj olması veya şarj bitiminde hepsini eşit şekilde bitirmek için şu elektronik devremiz var arkadaşlar. Bunu her bir aküye yapıyoruz. Bakın şöyle diyelim artı eksiymiş. Yaptık. Buna taktık. Bu örnek veriyorum. Kaçta durması gerekiyor? 14.4 voltta durması gerekiyor. Geldiği zaman buradan bunun şeyini de yapıyorsunuz. Balansını. Hepsine takıyorsunuz. Hepsi ayrı ayrı. Biri diğerinden önce dolduğu zaman diyelim birinci akü 14.4'e geldi. Buradaki direnç yardımıyla üzerindeki fazla enerjiyi harcattırıyor. 14.4'ün veya 14.6'nın üzerine çıkmasını engelliyor. Her bir aküye bundan yapıyoruz arkadaşlar. 5 tane yapıyoruz. İster bunu bir plaketin üzerine yaparsınız, kablolarla iletirsiniz. Yani bu akünüz diyelim 14.4 oldu. Burada bir ampul yakıyor gibi düşünün. Otomatik olarak algılayıcı var. TL431 entegresi var burada. Zener diyordu. Bu buradaki transistörü tetikliyor, açıyor. 14.4'ü geçmeye başladığında veya 14.6'yı geçmeye başladığında şu direnç üzerinden kısa devre yaptırıyor. Öyle diyelim. Enerjisini harcattırıyor. Bir lamba kapasitesinde zaten bu. 50 watt demiş. 15 ohmun uygun olacağını ben düşünüyorum. Oradaki arkadaşlar farklı yapmış. Bu da çok güzel bir sistem. Ha bizimki kolay, elektronikten anlamayanlar için böyle bir şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Şu anda eşitlemeye devam ediyor. Bu işlemi şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda diyelim motorumuzun aküleri bu şekilde seri bağlı. Şu aralarına bunların birer tane 32 amper sigorta yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle diyelim. Şu anda
bu akülerimiz seride çalışıyor. Sigortaları kapatıyoruz. Diyelim 4 tane sigortamız var. Bakın. 1, 2, 3, 4. Bunları off yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya kadar anlaşıldı herhalde. Her birinin arasına birer tane 32 amperlik sigorta bağlıyoruz ve sigortaları açık devre konumuna getiriyoruz, yani kapatıyoruz. Bundan sonra bu aküleri olduğu yerde sökmeden nasıl paralel yapabiliriz? Onları da şu artıları artıların arasına birer tane sigorta koyuyoruz. Bu elektronikten anlamayan, bu işi daha pratik hale getirebilecek arkadaşlar için söylüyorum. Ne yaptık? Artıları bile şu anda bütün hepsi bağlı, birbirinden bağımsız. Şunları da kapattık, seriden ayırdık tek akü halinde. Şunu sigortaları kapalı konuma getirirsek, kapalı dediğimiz 10 konumuna getirirsek, bunları da 10 yaptık. Şekilde gördüğümüz gibi sıra geldi eksilere. Arkadaşlar, şu eksiği aldık. Şu eksiği aldık. Şu eksiği aldık. Şu eksiyle eksinin arasına aldık. Şu eksiyle eksinin arasına aldık. Buraya. Buraya da birer tane sigorta bağladık. 32 amperlik. Bunları da 10 konumuna getirdik. Ne oldu? Akülerimiz, şöyle hızlıca çizmiş olayım. Şu aşağıda bizim bağladığımız gibi paralel konuma gelmiş oldu. Yani önce birinci sıradakileri off yapacağız. Seri konumdan ayırmak için şu birinci sıradakileri açık konuma getireceğiz, kapatacağız. Daha sonra artıya 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 diğer artıya bunları birleştireceğiz şalterden. Eksileri de birleştireceğiz. Dolayısıyla eksiler birleşmiş olacak. Artılar birleşmiş olacak. Dolayısıyla şunu yapmış olacağız arkadaşlar. Akülerimi sökmeden ben bunu yapayım derseniz de bu şekilde benim aklıma en kolay gelen pratik çözümü. Diğer türlü elektronik devresini yapsanız da olur yani. Hazır aklıma gelmişken desülfatör olayından da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Desülfatör jel aküler için veya AGM dediğimiz aküler için, bu tarzdaki aküler için çok faydalı olmamakta. Sulu aküler için faydalı olduğunu düşünüyorum. Fakat jel aküler için bunlara yapabileceğiniz desülfasyon olayının olmadığını düşünüyorum. Çok denedim. Hiçbir şekilde fayda göremedim. Fayda gördüğünü söyleyen arkadaşlara ben inanmıyorum. Çünkü kendim de denedim bunu. Neden derseniz, kurşunları bitmiş, içindeki jelleri bitmiş. Yani bunları geri getiremezsiniz. Desülfatör, yani yüzeye yapıştıysa sülfat onu kaldırmaya yarar. Ama yani zaten akünüz bittiyse, sizin 30-35 kilometre gidemiyorsanız, 10 kilometre gidiyorsanız sizi 11-12 kilometreye çıkarmaz yani. 30 kilometreye çıkarmaz. 1-2 kilometre çıkartır belki. Fakat sulu akülerde bu işlem yapılabilir. Mesela kusturma deniyor. Aküyü tamamen boşaltırsınız. Karbonatla içini sıcak suyla yıkarsınız. Tekrar bir redresör şarjı yaparsınız. Onun kurtulma şansı var. Bunlara göre çok yüksek. Fakat bunlar da içi bitmiş, harap olmuş, tükenmiş. Yani desülfatör değil. Bunun içine atom bombasını koysam gene düzelmez arkadaşlar. Hiç kendinizi boşuna üzmeyin. Yani bu akülerimi değiştirmeden önce ben de epey bir uğraştım. Yani fayda gördüğümü söyleyemem. Aküler gittikçe bozuldu ve bitti yani. Mecburen yenisini aldık. Onlar hikaye işler. Ama yeni akünüze kullanmak istiyorsanız desülfatör yüksek voltaj vererek değil, 220 buna verdiğiniz zaman separatörlerini bozacaktır. Frekans yoluyla mesela 1 kHz, 5 kHz yüksek darbeli voltajlar üreten elektronik devreyle yeni aküye yapabilirsiniz.
Ama bitmiş aküyü, yani her yeri çamur olmuş. İçi bunu temizleyip düzeltme şansı yok. Çünkü sulu değil bu aküler. Kuru akü. Yani o parçacıkları nereye inecek, nereye dökülecek, nereden alacaksınız? Yani sulu akü olsa devirirsin, içindeki o pisliği çıkartırsın, kusturma yaparsın, karbonatla yıkarsın, şarj edersin, tekrar bir boşaltırsın. Tekrar içine gerekli miktarda asit ve su karışımını doldurup şarj edersiniz. Onlar da yani %60-70 kurtulanları görme şansınız var. Veya o redresör şarjıyla kurtarma şansınız var. Fakat bunlar da boşuna uğraşmayın diye düşünüyorum. Siz bilirsiniz. Ben söyleyeyim. Şu anda 1 saat kadar oldu arkadaşlar. Aküler de biraz dinlenmiş oldu. 13.50 toplam voltajı. Şöyle kafadan atıyorum. Sökersek ne olacak bakalım. Bekletiyorum sizi. Şu anda hepsini ölçelim. Artımızı şuraya değdiriyoruz. Birinci akümüz 13.49. 13.49. 13.50. 13.49. 13.49. 50. Yani gördüğümüz gibi hemen hemen hepsi aynı seviyeye gelmiş arkadaşlar. Amacımız hepsinin aynı seviyede olması. Bundan sonra bağladıktan sonra yerinde tekrar şarj ederiz. Tamamlarız şarjını. Bu işlemi tamamen şarj ettikten sonra veya şarjı bitmeye yakın yapabilirsiniz. Tekrar bir daha şarjına bağlarsınız arkadaşlar. Umarım siz de daha çok verim alırsınız. Daha uzun yol gidersiniz. Yüzünüzde güler. Gördüğünüz gibi 3500 wattlık 30 amper beyni olan motorumuz şu akülerle şu anda 65 kilometre net gidiyor arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.